Hindistan ve Çin arasında yer alan Butan, oldukça gizemli bir ülke. 1974 yılına kadar turistlere kapalı bu ülkeyi, birçok formaliteden geçebilen ve yeterli parası olan herkes ziyaret edebiliyor. Ülkenin kapıları turistlere açık gibi gözükse de kral yine de pek çok farklı yöntem kullanarak turist sayısını kısıtlamaya çalışıyor. Bu videomuzda katı yasaklara rağmen halkının çok mutlu olduğu Butan hakkında ilginç bilgiler yer alıyor. Mutluluk Bakanlığı. Yanlış duymadınız. Böyle bir bakanlığı belki de daha önce hiç duymadınız. Butan'da insanların iç huzurunu korumak için 2008 yılında Gayri Safi Milli Mutluluk Komitesi kuruldu. Hatta ülkede mutluluğa o kadar önem veriliyor ki, nüfus sayım anketinde bile hayatınızdan memnun olup olmadığınız soruluyor. Mutluluk Bakanlığı'nın yaptığı iş ise, ülkenin gayri safi milli mutluluğunu ölçmek. Alışık olduğumuz bakanlıklardan biraz farklı olan bu bakanlık, eğer gerçekten işlevliyse, iyi bir fikir olabilir. Butan'da şaşırtıcı olan sadece Mutluluk Bakanlığı değil. Burada sağlık hizmetleri de ücretsiz. Her Butan vatandaşının ücretsiz sağlık hizmetleri almaya hakkı vardır. Hem geleneksel hem de klasik tıbbın yaygın olduğu ülkede, seçeceğiniz tedavi yöntemine de kişi kendisi karar verebilir. Evsiz insan yok. Butan'da sokakta yaşayan bir kişi bile yok. Eğer biri evini kaybederse, ona bir ev inşa edecekleri ve ekim yapabilecekleri arazi verilir. Bunun için ise krala gitmeleri yeterli oluyor. Bu bile ülkede herkesin mutlu olması için önemli bir sebep. Sigara yasak. Butan kralı, ülkede tütün ekimini ve satışını da yasaklayan bir yasa çıkardı. Ülkede sigara bulmak imkansız. Gidecek turistleri de en çok düşündürecek konu bu oluyor. Yine de bu konuda bir takım serbestlikler tanınmış. Sınırı geçmek için gerekli belgeleri toplamayı başaran turistler, yanlarında sigara getirmek için bir de ücret ödemeliler. Dünya ağaç dikme rekoru kırıldı. Ülke ekoloji ve doğa konusunda gerçekten endişeli. Hatta ağaç yetiştirmeye çok fazla önem veriyorlar. Bu konuda kırdıkları bir rekor da var. Butan halkı, sadece bir saat içinde 50 bin ağaç dikerek dünya rekoru kırdı. Miras gelenekleri. Butan'da kadınlara çok saygı duyulur. Bunu miras geleneklerinden de anlayabiliyoruz. Arazi gibi tüm mülkler evin en büyük kızına gidiyor. Kimyasal yok. Tüm dünya kimyasallarla başa çıkmaya çalışırken Butan'da böyle bir sorun yok. Ülkede herhangi bir kimyasal ürünü ithal etmek veya kullanmak yasalara aykırı. Anlayacağınız kullanılan her şey ülke içinde yetiştiriliyor ve tamamen doğal. Evlilik ritüelleri. Konu Butan olunca evlilik konusunda da pek çok yasak var. Mesela Butan'da bir yabancıyla evlenmek yasak. Kral, halkının benzersizliğini ve dünyanın geri kalanından soyutlanmalarını korumak adına elinden geleni yapıyor. İlginç kurallardan biri de evlilikten sonra erkeğin kadının evine yerleşmesi. Yeterince para kazandıktan sonra kendi evlerine taşınabiliyorlar. Televizyon ve internet yok. Televizyon ve internet Butan'da 1999 yılına kadar resmi olarak yasaktı. Tabi tüm ülkeyi modern teknolojiden izole etmek imkansızdı. Bu yüzden kral bu kuralı iptal etmeye karar verdi. Her ne kadar yasak kalksa da Butan, dünyada televizyon kullanımına başlayan son ülke olarak adından söz ettiriyor. Kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenerek bize destek verebilirsiniz. Dünyanın nabzı burada atıyor. World Trend.